Evet arkadaşlar, olaylı bir gecenin ardından yeniden buradayız. Biraz daha olaysız bir gündeyiz. Biraz daha rahatlama fırsatı buldunuz. Sizdeyiz bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Köyden çıkacak mısınız? Sonraki yerleri artık biraz daha adım atmak için. Gidelim artık. Ben gidemeden önce şey yapacağım. Konuşmam gereken bir Takara var. Ondan sonra yanınıza uğrarım. Nasıl belirtiyorsunuz? Sizi, hepinizi bir saat bekleteceğim. Bundan Ya da önce falan. ben şimdi gidiyorum böyle grubun yanına. Ya arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Yani çok acil çıkmamız gerekiyor mu? Yani çıkmamız gerekmiyorsa benim Takara'yla bir seans yapma isteğim vardı. Dün gece yapamadık. Yorgun oldu. Bu sen bir beklemek sorun Şöyle olabilir tam mi? zırhımı sıkıyordum, tamam mı? Şöyle bir dönüp bakıyorum, şaka mısın lan sen diye, tamam mı böyle. Yani sizi de bekletmiş gibi olacağım ama bir saat. İyi tamam hadi git. Bir de Kanarusu senden bir şey rica edebilir miyim? Dinliyorum. Bizim Cikcik adını daha hani Cikcik diyorum ama Asesu da diyebiliriz. Yani ona şey bir hani ayağına şey lazımdı ya. Kurdele mi? Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum, ne demek? Çok sağ ol. O zaman ben gideyim yavaştan izninizle. Size kendimi affettireceğim. Olsun Teşekkürler. diye ben de bu haneyle kata çalışırım biraz, yay çalışırım. İyi oluyor Bak yani ben benim için de. de çıkıp gerçekten kurdele arıyorum şu an. ya. Ama ya yani köyde ve modum Şöyle düşük şimdi. kurdele bulamayacağından neredeyse eminsin abi. Yani şöyle şey, Okey. ben şey diyorsun hani şey diyor olabilirsin. Tamam ben kurdele almaya çıkarım deyip çıkarıyorsun. Kurdele alamayacağından öyle yani kaliteli güzel bir kurdele bulamayacağından kesinlikle misin? Hele ki kırmızı. Yani kanla boyanmamış ya da böyle bir tür gülle mülle falan böyle biraz daha basit bir şekilde boyanmamış bir şey çok zor bulabilirsin burada. Ben bakayım, bak çantamda vardır. Ticaret yollarından bir tanesi buradan geçiyor ama büyük ihtimalle geçip gidiyor abi çok kalmıyor. Yo, hediye Okey verirken tamam. öyle bir şeyim vardı ya benim. Ha? Hediye verme gibi bir şeyinde böyle şeyler bulabiliyordum ya. Bir okursan, o Yok, özelliğini benim okursan. amacım şey değil zaten. Kurdele satın almak değil. Ortamdan ayrılmak. Çünkü yani bir Ha seans anladım. yapacağım falan dedi. Ben bir sinirlendim o noktada. Anladım. Anladım. Şimdi sen şey yapıyorsun çünkü yani sen bir ortamdan ayrılıyorsun biraz böyle kafanı dağıtmak için böyle bir şehirde böyle bir hızlı böyle şey yürüyorsun hatta biraz hızlı adımlarla yürüyorsun şey yapmak için böyle üstündeki enerjiyi atabilmek için biraz daha. Etraftaki insanların biraz bunu önceden çok yaşamayan birisin. O yüzden diyorum. Etraftaki insanların belki içinde şu an yüzünün yüz halinden midir yoksa genel tavrından mıdır? Köylülerin özellikle biraz daha çekingen davrandığını fark edebiliyorsun bir an. Sonra kendin fark ettin ha. Biraz geç fark ediyorsun. Böyle 15-20 dakika sonra fark ediyorsun. Ha. Böyle bir, kısaca böyle bir sinirimi dışa yansıtmışım herhalde falan diyorsun. Evet. Parlıyorsun kendini. Sonra dönüyorum. Kurdeli zaten bulamayacağımı bildiğim için katananın üstündeki kurdeliyi söküyorum. Katanın üstündeki kurdele bayağı uzun yani serçenin ayağına sarabileceğin Kadar şey ya. bayağı hani ucundan böyle azıcık bir şey koparsan büyük ihtimalle yani azıcık Okey değil tamam. de Birazcık çekerse. kesiyorum o zaman. Tamam. Onu şeye yatırıyorsun böyle bir masaya ya da tahtanın üzerine. Bir şeyinle işte bıçağın ya da başka bir şeyin var mı üstte bilmiyorum ya da vakisleşin en kötü ihtimalle onu şşt diye kesiyorsun. Katanındaki kurdele tabii biraz daha şey duruyor o sebepten ötürü vakisleşiyle kesildiği için çok net kesilmediği için. Çok hafif o ucu biraz yakından bakıldığı zaman kötü duruyor. Ama çok dünyanın sonu değil yani. Sonuçta kırmızı bir kurdele uzaktan yine her türlü aynı gözükür. Aynen. Kurdeleyi hazırlıyorsun. O sırada. Sonra geri dönüyorum. Tamam. Nanosu sen yukarı çıkıyorsun. Takara'yla senin kısmına girmeden önce Evet. Oğuz abi, Erdem abi bir şey yapıyor musunuz? Erdem abi sen herhalde yay eğitimi Yay. görüyorsun. Tamam. Oğuz Bu abi arada yay temin ediyorum, kırılan yaylarım için bu arada. Onu da fiyatını söylersin, veririm. ha, yay mı satın alacaksın köyden? Veya kırılırsa eğer yerini alacağım. Ha. Şey yay demiş, pardon, ok. 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 Okey. Oku sat ya No. ok şey ok tutmuyoruz. Okları şey yapabilirsin ama sana ok veriyorlar yani böyle bir avuçtan daha fazla ok kırmıyorsundur büyük ihtimalle. Bir avuç ok veriyorlar. O şey değil. Tamam. Hele ki şey şunu fark ediyorsun. İki avuç var. Yani sen bir avuç istediğinde iki avuç falan veriyor. Ya. Büyük bir avuç veriyor ya da sana veren kişi. Gittiğinde bol bol savaş malzemesi bulabileceğini fark ediyorsun. İyi, güzel. Tabii ki de köylülerin olduğu yerde değil bu. Yani köylüler Tabii. sana Tabii.
teslim etmiyor bunu. Buranın etrafında gardlık yapan samuraylar bir tane yeri, küçük bir yeri kendilerine depo olarak ayarlamışlar. Başında 7-24 adam duruyor zaten gördüğün kadarıyla. Oradan sana böyle bir büyük bir avuç ok veriyorlar. Tamam, çok teşekkür edip kullanıyorum. Oğuz abi. Çalışmamda. Sen böyle bir şey böyle tatile çıkmak istemiş ama çocuklar yüzünden bir türlü tatil yapamayan baba gibi böyle oturuyorsun. Evet. Öyle etrafta oturup bekliyorsun böyle hani şeyde ne bileyim otelin şeyinde lobisinde oturup böyle çocuklar gelsin de gidelim de hadi artık şu tatil başlasın falan filan diye. Ama şimdi ben neden yaptığımı bilseniz böyle kızmazsınız bana. Bu arada kılıç yanında değil artık. Arabada bırakıyorum altlarda gizleyerekten bir yer böyle. Bir şeyin altına koyaraktan. Ben de uzakta çalışmamı yapıyorum. Tamam. Kılıcı yanında tutmuyorsun. Okey. Şimdi Nanosu. Takara seni odaya alıyor. Yine benzer hazırlıkları görebiliyorsun. Ve odayı yine bir sisler sarmaya başlıyor senin karşında. Ve tabii ki de sisler sadece senin görüntün gidiyor. Bir anda görememiş oluyorsun. Sonra geri geliyorsun. Şimdi odayı sisler sarıyor. Aşağıdan başlayarak yine doluyor işte şey Takara böyle büyük böyle şey biraz şey de nasıl desem şov için mi yapıyor yoksa gerçekten ihtiyaçları lazım mı bu kadar büyük hamlelere eliyle koluyla gerçekten geniş hareketler yapıyor emin değiliz. Bakıyorum ben sadece hani öğrenebileceğim bir şey mi yapabileceğim bir şey mi diye düşünüyorum hani, o sırada. Şovmenliği bile şey biraz hani şovmenliği var biraz işin sanki hani böyle bir işi var yani şey. Uzaktan izlemesi iyi, estetik bir şey, hoş gözüken bir şey. Takara böyle odaklanıyor, gözlerin bütün bu hareketler boyunca durağan olduğunu fark ediyorsun ve sistem çok hafif bir şekilde odayı sarıyor. Kendi ellerinin döndürdüğü yönde dönüyor sistem çok hafif bir şekilde. Bunu yaparken tabii ki de sözler söylüyor. İşte senin ismini söylüyor, senin işte atalarına çağrıda bulunuyor. Lütfen gelin kendinizi işte artık bu yeni çağınızdaki aile üyenize gösterin, gelin yardımcı olun buna falan, yol gösterin gibi sözlerle beraber çağırmaya çalışıyor belli ki. Ve bütün bu vakit boyunca tabii ki de gözleri kapalı. Sanki şey böyle, böyle sağa sola baktığını görüyorsun sanki. Ama hani sanki orada bir şey görüyor da sen göremiyormuşsun gibi. Bunun sonucunda sisler odanın içerisine toplanıyor. Senin gözlerinin kapalı olmasını istiyor. Bu durum boyunca kafanda işte babanı, anneni, dedeni, hatırlayabildiğin bütün atalarını çağrıştırmanı istiyor senden. Deniyorum, gözümü kapatıyorum. İlk önceliğim babam olmak üzere yani hatırlayabildiğim işte dedem, annem, onun annesi hani şeyleri aklıma teker teker böyle tüm ayrıntılarıyla getirmeye çalışıyorum. Çalışıyorum. Tamam. Sen elinden geldiğince yapıyorsun. Ondan sonra sen şeyinde böyle bir nasıl desem belinde sağ belinin kısmına doğru böyle sırtına doğru bir hafif bir şey hissediyorsun. Hafif bir ağırlık. Çok hafif. Bunu hissetmenle beraber Takara konuşmaya başlıyor. Takara şunu diyor. Yüce ruh, kendini bize gösterdiğin için size minnettarız. Lütfen buradaki aile üyenize sorularını cevaplandırma konusunda bana yardımcı olun. Nanosu sen bir ses duymuyorsun. Ondan sonra Takara şey dönüyor. Böyle çok kısa bir süre böyle sanki hani bir şey konuşulması gereken bir süre gibi bir şey geçiyor. Orada bir ses gelmiyor. Ben böyle duruyorum gözlerim kapalı hala o zaman. Hani böyle bir şey oluyorsun böyle. Ne oluyor falan diye. Falan filan diye aynen bir kendi içinden sıkıntı mı oldu ya falan diye düşünüyorsun. Takara sana dönüyor. Nanosu. Evet, efendim. Atalarından nasıl bir sorun var? Nasıl bir isteğin var? Ben hiçbir şey duyamadım öncelikle. Hani bir konuşuldu mu? Şöyle bir sen gözlerini açıyor musun bu sırada? Yok, ben gözlerim kapalı bunu söylerken. Gözlerimi açabilir miyim? Belki görebilirim. Görmemen daha iyi olur. Neden? Eğer dikkatini bozma. Dikkatin atanda olsun. Bu bağlantı çok önemli. Tabii ki. Şimdi sormak istediğin soruyu söyle bana. Babamı sormak istiyorum. Babamın
ve benimle ilgili düşüncelerini, babamın nerede olduğu ve bildiklerini söyle, yani biliyorlarsa bir şey söylemelerini ve sonra da benden ne istediklerini öğrenmek isterim. Sen bunu söylüyorsun. Bunu söyledikten sonra bu sefer o işte belinin arkasında hafif bir ağırlık var demiştim ya. Böyle omuzunda hafif bir ağırlık geliyor bu sefer. İki omuzuna da eşit derecede. Çok böyle, hafif. Böyle şey belli değil böyle. Şu hafif şey hani, oldum. Böyle. Sanki şey böyle nasıl desem. Biri böyle tutmuş gibi mi? Tam olarak öyle değil. Komik gelecek ama bir serçe oturmuş gibi. Hafif böyle. Çok ağır olmayan bir serçe oturmuş gibi. Ama serçe olmadı da eminsin. Serçeyi aşağıda bırakmışsındır büyük ihtimalle. Odaya getirmemişsindir. Evet. Sen bunu söyledikten sonra senin söylediklerini tekrar ederek ve biraz daha güzel bir şekilde teker teker soruyor senin dediklerini. Ama bunların hepsini yaparken yalvarırcasına bir tonu var. Yani sen biliyorsun rica ediyor. İstiyor, yalvarıyor onlardan. Onların önünde diz çöküyor. Ve bunun sonucunda sen dışarıda bir ses duymuyorsun. Yani normalde ses duyman gereken yerden sana bir ses gelmiyor ama şeyi duyuyorsun. Takar'ın sana söylediklerini diyorsun. Takar'ın sana söyledikleri şu. Öncelikle baban bir yolculukta olduğunu söylüyor baban. Böyle yaşadığı için şükrediyorum diyorum. O sırada yolculukta dediğinde. Sen o sırada içine bir su serpiliyor. Ondan sonra sen şeyi sormuştun değil mi şimdi? Öncelikle babanı sordun. Şeyi sordu. Seninle ilgili düşüncelerini sordun. Ondan sonra senden bir şey isteyip istemediklerini sordun. Ve babamla ilgili bir de şey eklemek istiyorum. Babamla yolculukta dediğinde nerede? Çok şükür diye hani çok teşekkür ederim ve nerede olduğunu soruyorum. Yani böyle lütfen cevap verin. Hani ben de yakarıyorum. Hatta gözüm doluyor böyle hani şey sesim titriyor onu söylerken. Nerede olduğunu sorarken. Takara sana şeyi söylüyor. Biraz daha yine bir duraklama oluyor. Söyleyemeyeceklerini söylüyorlar. Eğer söylerse yolculuğunun bozulabileceğini söylüyorlar. Ruhlar, teşekkür ederiz söyledikleriniz her şey için. Ben son anda gözümü açıp bakmak istiyorum. Bu saygısızlık ya da herhangi bir şey olur mu atalarıma karşı? Çok değil ama eğer odağını tutamazsan kaybolacaklar sen göremeden. Ama eğer odağını tutabilirsen belki böyle ucundan görme şansın olabilir bozulmadan. Yani atanı karşında görme ihtimalin olabilir ama belli ki bu kitsu şey medyumları biraz farklı bir sistem kullanıyor. Tam o sırada ben atalarımı görmek istiyorum. Lütfen bana bahşeder misiniz bu görüntüyü? Hani açabilir miyim gözümü diye. O sırada hala babamı düşünüyorum zaten. Hani kafamda da babam var. Odamı bozacağımı düşünmüyorum o sırada. Tamam. İçimde. Sen bunu söylüyorsun. Takara bir duraklıyor. Gözlerini açabilirsin. Lakin göreceğin şeye hazırsan diyor Takara. Ben o sırada böyle şey yapıyorum. Çok derin bir nefes alıyorum. Yani böyle şey güç bahşedesin. Hani ne çıkabilir? Çok meraklıyım ama bir şey varsa da güç bahşedesin diye böyle tekrar yakarış gibi böyle içimden bir şekilde gözümü açtım. Şu an ne görüyorum? Öncelikle gördüğün şey şu. Sen bir tane keşiş görüyorsun açıkça. Keşiş kıyafetleri içerisinde. Arkaya doğru bağlanmış bembeyaz bir saçı var. Ve bir şey var, bir sakalı uzun bir şekilde ama buradan böyle büklüm büklüm sarılmış ve sağlıklı bir sakalı var bu kişinin. Saçı da şöyle biraz hafif artık kelleşmeye başlamış bir durumda belli ki. Ama bembeyaz uzun saçları şurasından itibaren arkaya doğru gidiyor. Yani çok hafif var, çok hafif gerilemiş saçı yaşına göre, onu fark edebiliyorsun. Bir de bu kişiyi gördüğün zaman şöyle bir bakıyorsun, omzundaki ağırlığı hissediyordun dedim ya. Omzundan şu boyutlarda falan bir ejderha görebiliyorsun. Bu seni tamamen şaşırtıyor. Oluyorsun.
Sen bu ejderhayı görür görmez bu ejderha senin omuzlarından biraz böyle panik olduğunu da şey yapınca direkt şşş diye uçmaya başlıyor. O sırada şey yapmak isteyen, panik olmuyorum. Ejderha görünce çok şaşırıyorum ama yani panik olmuyorum. Olmayayım. O panik oluyor senden. Onun senin hareketinden o panik oluyor asıl. Senin karşındaki bu figürün omuzuna doğru, senden onun omuzuna doğru kaçıyor. Onun omuzuna sarıldıktan sonra karşındaki keşiş senin karşında eğiliyor. Ben de direkt eğiliyorum o eğildiğinde. Ondan sonra da kendisinin yok olmaya başladığını fark ediyorsun. Şey sorabilecek zamanın olmadan ne yazık ki. Belli ki kendisi çoktan karar vermiş artık bu konuşmanın bittiğine. Evet. Ben çok teşekkür ederek böyle hani o eğildi, ben dizlerimin üstüne eğildim. Yani artık yani yere düştüm, dizlerimin önüne üstüne eğildim. Öyle selam veriyorum şey giderken, hani kafamı kaldırmıyorum. Ama son bir kez ejderhaya bakıyorum giderken. Yani aslında kalmasını şey istiyorum onu son. Giderken çok küçük böyle bir ejderha. Şu boyutlarda falan bir ejderha. Böyle bayağı şey, yemyeşil bir ejderha. Komik bir şekilde sarı bir sakalı var. Çok kısa. ve tüylü genel olarak. Şey tüylü diyorum daha çok. Şey bu bacaklarının olduğu kısımlar ve kafasının olduğu işte saçının olduğu falan filan kısımlar biraz tüylü. Geri kalan ama şey deri. Küçük gözleri var. Küçük de bir şey. Kendi kuyruğu var. Kanadı yok. Kanatsız bir ejderha. Olsun canı sağ olsun. Ama uçabiliyor tabii gördüğün gibi belli ki. Bundan sonra Takahara seninle konuşuyor. Takahara şeyi anlatıyor yani. Öncelikle bunu gördüğünde kendisini şaşırdığını, senin bunların sesini duyamamanın anormal olduğunu söylüyor. Bir sıkıntı var belli ki bu durumda diyor. Yani şey var. Ya ataların seninle konuşmak istemiyor diyecektim ama görmesine izin verdi. Ve art niyetli bir şekilde yani sinirli bir şekilde de durmuyorlardı. Bunun sebebinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Lakin ben bile onun sesini duyarken çok zorlandım. Yani çok kısık geliyordu sesi. Yani normalde şey sen bu arada bu karşında gördüğün kişiyi resimlerini falan görmüşsündür belki sağda solda ya da ismini duymuşsundur tahminince. Hafif şey siması tanıdık geliyor. Babanın simasına yakın. Anneninkindense. Ve ya büyük baban ya da büyük babanın babası emin değilsin tam olarak. Ama çok uzak değil. Büyük babanın babasının çok efsanevi bir yani işte babanın büyük babasının çok efsanevi bir keşiş olduğunu biliyorsun. Peki şey benimle ilgili şeyleri söylediler mi o sırada? Yani ha, ben şey Takahara sana şeyleri anlatıyor. Yani bütün olayı sen o konuşma bittikten sonra biraz ritüel ettikten sonra hızlıca anlatıyor. Aklında ya tahmin ettiği kadarıyla babanın bir yolculukta ya da bir görev gibi ya da bir böyle bir hac gibi bir şeye çıktığını söylüyorlar. Ve bu hacını engellememesi gerektiğini söyledi. Bu adam çok garip konuşuyordu. Tam olarak ben de demek istediklerini anlayamadım herhalde. Biraz da arada kelimeler yutuldu. Gelmiyordu bana. Çok kısık geliyordu ses. Ama anlayabildiğim kadarıyla babam bir hacda ya da bir iş, bir yolculukta. Ve aklında sen annenle tabii ki de bütün klanı tuttuğunu söylüyor devamlı. Senin şu an işte senin nasıl bir durumda olduğunu merak ettiğini açıkça şey yapıyor. Biliyor ama geri kalan hiçbir şey anlayamadım söylediklerini. Ama aklında her şeyden önce kendi klanı ve Rokugan'ın tuttuğunu söyledi. Rokugan'ı. Tam olarak ne olduğunu anlamadım. Bu ejderhayı görünce doğruyu söylemem gerekirse ben de biraz şaşırdım. Bu benim pek karşılaşmadığım bir şeydi. Kontrolü vardı şeyin üzerinde ejderhanın biraz daha. İllüzyon değil de işte ne denir ona. Ben illüzyon dedim de tam olarak şeydi işte o görseller üzerinde o bağlantı üzerinde bir kontrolü vardı. Sen omuzuna konduğunu hissettin mi? Evet. Normalde mesela fiziksel olarak böyle bir şey olmaz. Bu çok garip. Ben bunu hemen bir kağıda yazıp araştırmaya geçeceğim. İlk önce sırtımda hissettim bir ağırlık ilk siz burada dediğinizde ve sonrasında omuzlarımda hissettim. Ha, sırtımda hissettim şekilde falan derken
Sırtında... Bakıyorum o sırada. Şey bakıyorum hani. Tabii tüyü buluyorsun. Tüyü mü buluyorum? Evet. Ben bu tüyü bu arada bütün şaşkınlığımla şey yani böyle gösteriyorum. Sarı galiba çünkü tüy. Çok kısa. Sarı. Şu kadar falan bir tüy. Yani şöyle gösteriyorum. Yani uzatıyorum hiçbir şey söylemeden. Bu olabilecek bir şey mi? Herhalde. Böyle alıyor senden. Gerçek mi bu? Gerçek mi bu? Gerçek ejderha tüyü mü bu? Bu arada benim hemen buradaki tılsım şeyini çıkartıyorum. Boş bir tane şey var. Tılsım var şey. Tılsım değil de. Tılsım aslında. Şişe. Boş tılsım şişesi vardı bende. İçine koyuyorum onun direkt. Direkt yani alıyorum şeyde. Bunu incelemeniz için veremeyeceğim galiba. Çok... Sıkıntı değil. Bu fenomeni ben eğitmenlerime ve hemen bildiğim insanlara aktarmam lazım. Ben hayatımda ilk kez bu kadar canlı bir şey yaşadım. Yani ben görüştüm. De. Yani sesini duyamasam da bunun gerçek sizin atanız büyük ihtimalle yakın. Sizin atanız normalde olması gerektiği gibiydi. Ya yani sesi biraz sesi fazlasıyla kısıktı, kesiliyordu falan ben ama. Ben hiç duyamadım. Bu böyle bir oturup böyle bir kağıda bir şeyler yazıyor. Bunu unutmadan not almalıyım. Ben diye. De yanına gidiyorum, bakıyorum yani şeye. İşte şey yazıyor. Yaşadığınız durumu kısaca not alıyor unutmamak için. İşte ejderha tüyü oluştu. Ejderha tüyü gerçekti. İşte sırtında bir ağırlık hissettiğini söyledi. Ondan sonra omuzlarına geçtiğinde işte omuzlarında bir ağırlık hissettiğini söyledi falan filan. Oturup yazıyor bunları. Ondan sonra tabii ki de en son bu olay bittikten sonra sen ayrılıyorsun. Çok teşekkür ederek böyle hani çok şükran. Bir 45 dakika falan sürüyor bu olay. Evet. Sen geri döndüğün zaman herkes hazırlığını yapmış. Kanarutu sen geldiğin zaman büyük ihtimalle sana bir kurdele uzatıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben böyle sarılıyorum yani şu an gerçekten sarıldım yani böyle şey o üzerimdeki şey de vardı. Hı. Sarıldım. Teşekkür ederim deyip ama gözümden böyle evet. Bir damla yaş aktı o şeyle alakalı yani. Bağımsız kanalından bağımsız yani. Olayla ilgili o anlık şey oldu. Sonra hemen sildim. Böyle teşekkür ederim. Kurdeleyi aldım. Ben şey anlamadım. Bana mı sarıldın? Sana sarıldım. Şaşkınlık geliyor bana çünkü yani o zaman. Nanosu'nun duygusallaştığını fark edebiliyorsun evet. Bence. Çok şey değil biraz. Yukarıdan ince hafif gözleri dolmuş. Biraz evet, evet. Gözün de açık o yüzden. Yani bir böyle gözünü falan topladığında hani konuşmak istersen konuşabilirsin. Yok önemli şey değil. Ben hani şeyi aldım böyle Asesu diye bağırdım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Şu an her şey benim için şey. Yani kafada şey var. Onun gerçekliğini evet. Sorguluyorum. Yarı var yarı yok gibi. Böyle. Evet. Sanki bir hafif başında böyle bir şey var. Hani hafif bir başında bir hafiflik hissediyorsun bu olaydan sonra böyle bir sanki boşmuş gibi. Ha hafif böyle. Ya boşmuş gibi değil de böyle hafif bir boşmuş gibi demek biraz namusu ayıp olur yani akıl ya kafası. Olsun yine de şey olarak dağınık mı? Hafiflik ha. Ondan sonra oradan atlarınıza binip ayrılıyorsunuz. Aynen. Evet. Tamam. Siz atlarınıza binip ayrılıp yolculuğunuzun artık ikinci gününe başladığınız zaman işte şöyle 9-10 gibi falan hatta 10-10 gibi falan başlatıyorsunuz. İşte 8'de işte 7-8'de kalktınız diyelim. İşte kahvaltınızı yaptınız. Bir saat namına suyu beklediniz. Etrafta gerçekten şeyi fark ediyorsunuz. Biraz daha artık aslan klanın içinde bulunmanız süresi boyunca aslan klanı ailelerin monlarını çok hafif birbirlerinden ayırt edebilir gibi oluyorsunuz. Böyle. Çünkü hepsi farklı. Çok minik farkları var birbirleri arasında. Hep bir aslan ikonografisi var ama bir tanesini çok daha baskın görmeye başlıyorsunuz. Aranızda yüksek kültür olan varsa bunun büyük ihtimalle şey Sakura bunu biraz daha iletmiştir. Saki de bunu size söyleyebiliyor. Çoğunluk artık bölgelerin, etraftaki bölgelerin mat sularla dolmaya başladığını anlayabiliyorsunuz. Arada birkaç tane işte şey yapıyorsunuz. İlk köye gidiyorsunuz mesela. Etrafta soruşturuyorsunuz. Buradaki tavernalar kesinlikle şey kalabalık tavernalar. Biraz daha. Normal taverna değil mi? İşte bu pansiyonlar biraz daha kalabalık. Ama o eskisi kadar değil. Hani bu gittikçe hani hafifliyor artık kalabalıklık. Sağa sola 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 işte öğlene doğru falan filan işte bir köye geliyorsunuz. Artık öğlene doğru bir köye geldiğiniz zaman etrafta soruşturuyor musunuz? Evet yani. Her gittiğimiz köyde soruyoruz. İsim vermeden. Evet. Ha. Yüzünde şöyle bir iz olan, şöyle bir samuray falan diye. Aynen. Biraz şeye dönüyoruz. Kapatırsanız ben bardak kırdım da. Yok yok. Tamam. İyi tamam. Hadi halledersin.
Nazar çıktı. Aynen. Bardak kırıldıysa serçeye bir şey olmaz. Tabii. Serçenin nazarı dedik ya işte, serçenin nazar gibi. O bardağa girdi işte. Düşüp ölecekti yoksa serçeye gibi. Şimdi siz öğlene doğru, böyle hatta öğleden sonra biraz daha belki hafif bir gibi falan filan. İşte dediğim gibi bir iki gibi köye geliyorsunuz. Bu köyde soruşturuyorsunuz. Bir tane çay evinin sahibine denk geliyorsunuz. Adamın adı Taro. Genç bir Akodo gördüğünü söylüyor böyle bir şekilde. Bir öğle arası yemeği için durdu burada diyor. Çok sessiz ve çok iyi, nazik, iyi huylu bir genç samuraydı. Kaç gün oldu? Görmüş müydünüz? Kaç gün oldu? Ha? Sizin aranız... Ha? Kaç gün mü oldu? Adam şey işte 13 gün, 12 gün falan diyor. Yani. Anladınız siz. Tam çıkar. 2 haftaya yakın bir süre diyor yani. Tek miydi diye soruyorum bir de ekstra. Tek başınaydı aynen. Ve nasıl söylesem bilmiyorum. Çoğu karşılaştığım, benim gördüğüm aslanın aksine belli ki sizin için önemli birisi diye tahmin ediyorum. Bu kişi biraz daha nasıl desem daha sabırlı, daha nazik, daha iyi niyetli birisiydi. Çoğu bizim heyimin kastı, işte heyimin kastı dedi işte köylülere. Köylülere çok, aslanların çok bir sabrı olmaz genellikle. Çok bizi kaldırmazlar buralarda yapacağımız şeylerden ama çok iyi bir genç çocuktu. Benim oğlum atını izlemeye kaldığı zaman ona bir gümüş bu bile şey vermişti. Umarım aradığınız kişiyi bulursunuz. Ne tarafa umarım gittiğini biliyor musunuz? Umarım. Hani bir şey dedi mi size şu taraf? Ya da birileri yakın bir görüşmesi oldu mu, muhabbeti oldu mu? Belki başka arkadaşları ya da tanıdık birisini görmüştür. Emin değilim. Burada çok muhabbet olmadı. Dediğim gibi sessiz, sakin bir şekilde geldi. Yemeğini yedi ve ayrıldı. Tek başınaydı. Çok uzun süre durmadı ama şu yöne doğru gitti diyor. Yönü gösterdiği zaman güneyi doğru görebiliyorsunuz. Tamam. Devam edelim o zaman. Siz güneye doğru devam ediyorsunuz. Yemeyeceksek devam edelim. Aynen. Yani, öğle yemeğini burada yiyebilirsiniz istiyorsanız adamın burada. Ya erzak var nasıl olsa yanımızda yeriz. Tamam, erzaktan yiyoruz. Tamam, erzaklarınızı işaretleyin. Bunu yarım günlük yedik diye işaretliyorum şu an. İşte şey, bir şey, sembol membol bir şeyle koyabiliriz. Yemekler ne kadardı bu arada? Yemek yesek burada ne kadar tutar tahmini? 2 zenni falan, 2-3 zenni. Basit bir yemek yiyecekseniz. Tamam, ben o zaman adam 1 zenni bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. O da şey de, köylü de teşekkür ediyor. Cömertliğiniz için. Ondan sonra siz atlarınıza binip burada yemek yemeden yolda yiyerek biraz da ya da yolda durup kenarda böyle minik bir şekilde piknik kurarak devam ediyorsunuz. Orada yemek yedikten sonra. Ve yolda Kanarutsu artık biraz daha ormanlık bölgelere yaklaştığınız için şeyi hissetmeye başlıyorsun. Havadaki çok hafif hapşırma geliyor sana başta bir. Okey. Abi yani şey alıyorsun. Şimdi mi modundayım? Ben ağzımı kapatıyorum yine. Tamam, sen maskeni takıyorsun. Hani engelleyebildiği kadar engelleyebilirsin. Ya da aynen öyle. Ama çok şey değil. Çok baskın bir halde olmadığı için şimdilik sana anksiyeteni vermeyeceğim. Stres de vermeyeceğim ama ilerisi İlerledik. gelecekte var. Okey. Geliyor. Evet. Akşam vaktine doğru ilerlediğiniz zaman tam böyle bir ormanın ve dağların ve asıl bu yukarı doğru çıkan yükseltiye gelmeden, bu dağlara doğru çıkan yükseltiye gelmeden tepelere son bir yere geliyorsunuz. Biraz artık şey, ormanın başladığı ama daha bir full bir orman kadar kalabalık ve dolu, doygun olmadığı bir yerdesiniz. Tek tük ağaçların etrafını sardığı, hatta biraz daha şey ağaçlar, uzun boylu selvi ağaçlarının olduğu bir köye geliyorsunuz. Ve böyle bir iki düzeni şey var, köylü var köyde belli ki. Bunların başında 4-5 tane samuray var. 4 katlı küçük bir kale var. Ve geldiğiniz zaman kalenin kapısında gard duran 2 tane samuray görebiliyorsunuz. Okay. Soralım buradan geçmiş mi etmiş mi yapmış, evet. Böyle bir selam verip. Siz yaklaşıyorsunuz, bir selam veriyorsunuz. Onlar da size geri selam veriyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Ben oldu, soruyorum hani yüzünde şöyle bir iz olan Akado Samurai'yi falan. Adam yanındakine soruyor. Gördün mü ya öyle bana? Adam öyle duruyor. Herhalde gördüm ya. Emin değilim. İki hafta önce falan olması lazım yaklaşık. Çok sakin birisi. Nazik birisi. Şey diyor bir tanesi böyle. Sanki gördüm ya ben öyle abi. Adam abi görmedik mi senle işte şey yaparken falan filan. O adamın izi var mıydı ya falan. Böyle kendi aralarında menik bir konuşuyorlar. O adamın orada izi yoktu sanki abi. Şöyle değil. O adamın şurada izi yok muydu falan diyorlar. Böyle işte yanağında izi yok muydu ya falan diyorlar. Yanağında mı vardı ya? Hiç iyi hatırlayamadım. Özür dileriz valla. Hatırlayamadık. Peki burada bir şey sorabilirsiniz. Buradan gelip geçtiyse işte buradaki ne bileyim pansiyon. Tamam diyecektim. Evet, şeyde yok. Şimdi şöyle. Eskiden bir pansiyon vardı burada ama bu pansiyon kapanalı bir buçuk hafta oluyor. Sahibi şeye gitti. Buradan akrabalarının yanına gitti. Kuzeye doğru. Kalede kalabilirsiniz istiyorsanız ya da köylülerden birinin evini verebiliriz size. Han'da kimler çalışıyordu? Çalışanlar buradadır herhalde. Han'da kendisi ve ailesi çalışıyordu. Kızını ve eşini aldı gitti kuzeye. Han'ın müdavimleri kimdi peki? Müdavimleri derken çok şey yani özellikle takılan var mı orada içki içmek için? Köylülerden vardır. Bizim şey biz arada bir uğruyorduk. Orası işte çok kışa yani şey pansiyon dediğime bakmayın bu arada. İki tane odası olan küçük bir yer. Yani şey binayı gösteriyorlar size. İki katlı küçük bir bina. Hani şeyi var. Bir tarafında hatta şey tahmin edebildiğiniz kadarıyla şey diyor adam. İşte dışına tabure koyuyorlar. İşte şey var. Şurada bir cam gibi bir şey var. Camı açıyorlar. Camdan işte mutfaktan bize yiyecek getiriyorlar. Dışarıda taburelerde oturup yiyorduk. Şey görebiliyorsunuz. Katlanabilir olmadığı için dışarı doğru çıkmış böyle hafif bir kumaş var yukarıdan. Hani gölgelik sağlasın diye. Onun da bayağı rengi gitmiş bu arada. Renk, üstündeki renk solmuş artık. Hani orijinal rengini anlayamıyorsunuz bile. Öyle bir duruma geçmiş. Bu arada adamlar o biraz önceki şeylerinde hatırlayamıyoruz falan dediler ya. Bir ya bunlar aslında aslan kılın. Büyükler böyle bir şey yoktur ama. Bir şöyle bir geçti aklımdan. Bir para mara rüşvet bir şey istiyorlar gibi bir halleri var mıydı? Sentiment at. Sentiment ne at biliyor musun? Bunu ne olur onu düşünüyorum. Nasıl bir yaklaşımla anlamaya çalışıyorsun bunu diye düşünüyorum. Niyet anlamaya çalışıyorsa ya eğirle atıyoruz normalde. Evet evet evet. Yani şey alt bir niyet anlamaya çalıştığın için eğir en mantıklısın. Ya da void de olabilir. Sezgi, içgüdü falan gibi şeyler. Ya sen şey yapmaya çalışıyorsun ya. Adamların söylemediği şeyi çıkarmaya çalışıyorsun. Söylediği de söylemediği şeyi. O yüzden evet, bu, altta yatan bir şey anlıyor. Altta yatan bir kelime ya da bir anlam var mı diye. O yüzden şey yapabilirsin. Bir şey atıyorum. Eğir, tamam. Zorluğu 3. Samurayların şey karşınızdaki kişinin şeyini anlamak istiyorsanız uyanıklığı kadar atmanız lazım işte. Zorluğu 3. Yok. Bir başarım var. O patlayabilir ama şey yapmıyorum. İsteyi almak istiyorsan istemiyorum sana karşı. İstemiyorum biraz... boşver. Boşu boşuna stres aldığına değmez tamam. Evet. Emin değilsin abi. Ama tamam. Tabii ki de onurlu herhangi bir samuray istememeli. Hele ki işte siz tabii şey kayıp olduğunu falan söylüyor musunuz bu kişinin? Yok hayır. Tamam. Yani ama şeyi aradığımıza göre bence kayıptır yani hani bizim açımızdan belli kayıptır olmaz. En azından. Ama bunu sözlü bir şekilde söylemiyoruz yani. Hani bu adam kayıp. Hani ne olduğunu bilmiyoruz. Bu adam ne yapıyor falan hani hayatta mı bilmiyoruz falan gibi diyebilirsiniz. İşte bu biraz daha şey endişe, aciliyet tabii. Ya da yani arıyoruz bu adamı nereye gitti diye sorabilirsiniz. Çok çok böyle ahım şahım bir şey yapmaz ama mesela eğer bu adam kayıp falan diyerseniz bir kayıp şeyi çıkar. Yok. Sözüm. Peki bir şey soracağım. Sorabileceğimiz yani köylüler nerede bulabiliriz? Adam şey diyecek. Adamlar şey diyecek şimdi dur. Onu beklersen onu dedikten sonra bizim şimdi buradaki pansiyoncu kapattıktan sonra onun şey onun arkadaşlarından bir tanesi onun malzemelerinin bir kısmını aldı. Şey yapıyor. Kendi evinin dışında küçük bir şey kurdu. Stand kurdu. Standda insanlara yemek yediriyor. İşte sake içiriyor falan filan. Oraya gidebilirsiniz. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz de bazen oraya gidiyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir şey diyeceğim. Bu akşam burada kalacak mıyız? Şimdi akşam oldu. Kalalım canım. Yani varsa yer kalalım. Kalede kalabilirsiniz.
Kalede kalabileceğiz. Kalede kalırız. Sağ olun. Siz samuraysınız abi, siz şeysiniz. Köylü değilsiniz. Siz ulusunuz yani, siz üstsünüz. That's how it works. O yüzden gidip yani sokakta yatacak haliniz yok. Gidip merhaba. Bu kalede burada karakol gibi bir kale mi? Bütün aslan kılınlı kaleleri bir nebze bir karakol. Anladım, yok şey, yani Lord Mort var mıdır burada ya da üst düzey bir... Kale varsa Lord'u vardır. Ha tamam. Ya da Lady'si, neyi varsa işte. Tamam, evet. O zaman bir hemen konuşalım, sonra yatacak yer olayına bakalım. Tamam. Zaten evet. İşten de çıkmıştır, kalabalıktır şu anda orası. Konuşacak çok kişi olur, bilgi olacak. Siz gidiyorsunuz, şey görüyorsunuz, bir tane belli ki böyle daha yeni bir yatırım yapılmış buraya. Ya da belki başka bir yerden bir şey alınmış. Böyle mavili beyazlı bir çarşaf asılmış büyük. Şey, oturan kişilerin böyle tam belini, altını görebileceğiniz ama belinin üstünü göremeyeceğiniz derecede. Hani uzun bir çarşaf asılmış. Çarşafın altından içeri giriyorsunuz. İçeride de ışık var. Böyle 4-5 kişinin yan yana oturabileceği bir yer. Okay. Hepiniz birden gidiyor musunuz? Yani... Ya ben gidiyorum. Gittiğiniz zaman yani. Çünkü şey görüyorsunuz yani iki kişinin içeride çoktan oturduğunu görüyorsunuz. Ama büyük ihtimalle köylü bunlar. O yüzden siz girerseniz büyük ihtimalle kalkarlar. Tamam ama yer var mı şu anda? Konuşup çıkarız ya. Ya tabii tabii. Ya da olmadı, dışarıya masa kurulacağım yemek yiyeceksek. Üç ya kişilik yok. Yer var şu anda. Standın üstünde ya, şey gibi düşünün. Hı. Hareket edilebilir bir şey gibi. Hafif altında böyle çok yapmacık tekerler var. Bu hafif hareket ettirilebilir bir şey gibi duruyor. Çok büyük değil, kocaman değil. Sadece çarşaf var önünde, büyük bir tane. Önünü ve arkasını kapatan. Adam büyük ihtimalle içeride işte çok minik bir şekilde bir şeyler pişirip bir şeyler hazırlamaya çalışıyor. Kolay gelsin diyerek ben dalıyorum içeri ya. Ben de, tamam. Evet. Sen çarşafı kaldırıp geçiyorsun. İyi akşamlar. Evet. Ben dışarıda kalıyorum yer yoksa. Ya, 3 kişilik yer var. Kimlerin gireceğini size kalmış. Ben dışarıda bekliyorum. Siz girin o zaman. Bu tarafa. Ben de girmiş bulundum zaten. Tamam. Nandasu dışarıdaysa ben girmiyorum. Tamam. Git. Tamam. Saki de dışarıda kalmayı tercih ediyor. Ben bahsediyorum işte. Tarif ediyorum. Yüzü böyle yaralı bir samuray geçti mi buradan? Gördünüz mü? İki hafta önce falan. Valla doğruyu söylemem lazımsa düşüneyim. Sakin birisiydi. Böyle bir şey oluyor. Adam böyle bir yaşı biraz gelmiş. Biraz böyle şey. Ne denir ona? Biraz sıska bir adam. Ve şey biraz. Sizi misafir olarak gördüğü için biraz heyecanlı gibi duruyor. Adamın heyecanını da şeyden çıkarabiliyorsunuz. Yanda gördüğünüz iki tane köylü var ya. Çok böyle şey durmuyorlar. Çok ne zengin gibi duruyorlar ne de çok böyle. Ne diyeyim. Çok güzel bir, hoş sohbet yapabilecek insanlar gibi durmuyorlar genellikle. Burada çok kişi durmuyor. İki hafta önce şu eski han varmış ya, büyük bir. Biraz daha büyük buraya göre. O zamanlarda gelmiş olması lazım. O zaman çok görememiş olabilirim ya. Özür dilerim. Ne yazık ki. Oraya kimler sık takılır? Yandaki şey, sizi hiç şey yapmadan, hani sizi onlarla sohbete sokmadan o kendisi gidip soruyor. Yani bir adım bile atmıyor yani, daha doğrusu dönüp soruyor. Siz böyle bir adam gördünüz mü? Diye bir onlara soruyor. Bak, kendi aralarında böyle çok kısık sesli bir konuşuyorlar. Yok. Diyorlar. Çok bir şey görmedik. Ne yazık ki. Gelip geçmiş olabilir. Belki akşam burada kalmamış olabilir. Bilmiyorum. Şey diyor. Bunu size taverna şey diyor. Taverna şey diyor bize bu arada ya. Adam işte şey, standın başında duran. Adam kendini Çiji olarak tanıtıyor. Şu ismi vereyim de size, ben öyle kullanayım. Okay. Adam kendisi de Çiji olarak tanıtıyor. Çiji şey. Size gelip şey yapıyor. Sizinle biraz sohbet açıp size bir şeyler şey, oturun gelin şeyimizden alın falan filan, size bir şeyler sunmaya çalışıyor gibi duruyor. Ya dışarıda arkadaşlarımız var da. Tamam, ben bir sake alayım. Tabii arkadaşlarınız da gelsin deyip diğerlerine şöyle bir minik bir elişe hareketi yaptığını görüyorsunuz. Siz ikiniz görüyorsunuz. Ya da dışarıya masa kurabilir misin? 5 kişiyiz. Masa. Tabure koyabilirim. Ama olur. Yiyecek bir şeyler de koyacak. Ufak bir şey hali yeter. Tabii ama sizi dışarıdaki tabureye şey yapacak değilim. Siz benim misafirlerimseniz. Yok, hava da almış oluyor. Hava temiz zaten. Sıcak. İçeriği şeyi fark edebiliyorsun.
Evet, içerisi biraz sıcak. O çarşaftan ötürü biraz ısı içeride tutuyor. Kış günlerinde tabii ki de çok ideal şeyler bunlar. Siz şehirlerde görebiliyorsunuz bunları bazen, böyle çarşaflı küçük standları. Biz sıcakladık, yok dışarıda yedim diyorsanız taburelerinizi dışarı alın. Ben size getiririm yatışabileceğiniz bir şeyler. Bir tane de yiyeceklerinizi koyabileceğiniz bir şey getiririm tabure. İyi, seviniriz. Siz ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz. Sizi dışarı çıktıktan sonra şey yapıyor. Şey diyorum ben burada. Biraz burada bir şeyler yiyelim. Belki adım aklım bir şeyler gelir. 30'da yine bilgi alabiliriz. Yiyelim. Sıkıntı değil ama bence ya buradan geçtiyse de fark etmemişlerdir. Ben duymadım. Olabilir. Bir de keşke çıktığı saat sorsaydı. Keşke hangi saatler çıktıysa. Belki akşam burada mı kaldı, sabah erken mi çıktı, onu bilemedik tabii. Ha, siz diğer yere ne zaman gittiğini görmedin ama size diğer yere şey dedi. Öğle yemeğini oraya geldiğini söyledi. Siz de öğle yemeğini oraya dediniz. Ne kadar şey gitseniz bile grup halinde ilerlediğiniz için daha az yavaş. Olsa daha yavaş ilerliyorsunuz. Buradan bir sonraki köy kaç gün uzaklıkta? Yani ne kadar mesafe kaç uzaklıkta? Sizin buradan sonraki köyü düşünüyorsanız hani şey diyebilirsiniz. Büyük ihtimalle buradan sonraki köye gidişiniz ya da şeye sorabilirsiniz direkt. Bu şey geliyor. Soruyorum çizgi geliyor. Bu adam geliyor. Bu adam zaten sizinle biraz konuşmaya niyetli gibi duruyor. Biraz böyle konuşacak çok böyle bir misafir olmuş gibi durmuyor. Adam şey söylüyor. Bundan sonrası biraz daha şeydir. Daha kaba bir topraktır. Böyle şeylerdir. Kısık küçük işte daha artık kısa tepelerle biraz daha küçük ormanlarla falan filan dolu bir yer. Öğlenin sonrasında gibi gelir. Böyle akşama doğru belki. Emin değilim. Biz genellikle gittiğimiz zaman şimdi siz atla gidiyorsunuz değil mi? Evet. Siz atla gidiyorsanız benden hızlı gidersiniz ama bizim genellikle akşama doğru sürüyor. Buradan işte birkaç saat geri alırsanız akşamdan bir 2-3-4 saat önce falan. Akşam güneş batmadan herhalde. Sabah çıkınca yani. Yani sabah çıkarsanız diye. Evet. Öğleden sonra gibi varırsınız diye düşünüyorum oraya. Adam sonra şey yapıyor. Biraz konuşmaya başlıyor. Eğer adamı çok durdurmuyorsanız şeyden falan böyle biraz yakınıyor. İşte bizim buralara çok şey gelmiyor. Sizin gibi işte iyi onurlu samuraylar çok uğramıyor. Gelen samuraylar genellikle böyle gelen gezginler, tüccarlar bile bazen gelip direkt geçiyor bu köyden. Çok duran olmuyor. Ve lady'miz Matsusama çok misafir de almıyor aslında. Bunu dedikten sonra böyle Matsusama'dan bahsettikten sonra hafif böyle bir yüzü böyle bir şey oluyor. Böyle bir hafif ekşiyor şeyden ötürü. Böyle trajik bir şey düşünüyormuşçasına. Ben soruyorum niye almıyor falan diye. Hani sevmiyor mu yabancıları? Yok, ondan değil. Çok trajiktir aslında. Kocasını ve bütün oğullarını savaşlarda kaybetti. Hangi savaşlarda? Bunlarda oldu mu ya? Toshirambo'nun içinde olan savaşlardandı. Kocasını orada kaybetti. Oğlanlarını şey sınırında kaybetti genellikle. Turna sınırında kaybetti. Eyvah eyvah. Kötü. Tabii. Evet. Kötü şansı varmış. Şey diyor yani çoğunlukla turnayla savaşırken kaybettiğini söylüyor. Eğer şey yapanca senden özür diliyor bu arada Takura bunu söyledikten sonra biraz fark ediyor senin turna kalanından olduğunu. Şey diyor hani sizinle tabii şey herhangi bir saygısızlık konusunda belirtmiyorum. Yanlış anlaşılmak için istemem. Yok yok sorun değil. Sonra kocasını kaybettikten sonra da evlenmek için çok geç çok yaşlı olduğu için kalede oturuyor. Günlerini kalede geçiriyor. Bu mekanlara bakıyor. Buranın iyiliğini elinden geldiğince sağlamaya çalışıyor. Tabii artık buralara yapacak küçük bir yer burası. Yapacak çok bir şey olmuyor. Hayatının sonunu bekliyor büyük ihtimalle. Yaşlandı da kendisi bayağı yaşlıdır. Sen biliyorsun bu arada Takura, Toshirambo'yu yani işte en son bu tartışmalı yer oldu sonra turnalara falan verildi bu şey. Toshirambo'nun orada bayağı kanlı bir savaş oldu abi. Bu Toshirambo'nun şu an tartışmalı bir toprak halinde olmasının sebebi o. Eskiden aslanların toprağı gibi bir yerdeydi o. Sonra bu tartışmalı bölgeye çevrildi. Biraz turnanın şeyi var yani orada.
işi var tabii ki de. O toprağı almayı ve Toshirambo'yu biz yönetelim. Toshirambo aslanların kötü yönetimine ve tiranlığına kalmayacak kadar güzel bir şehir düşüncesine sahip oldukları için. Ve aynı zamanda da orijinali Toshirambo'nun nötr bir şehir. İmparatorun yatırımıyla gelişen bir şehir orası. Neyse şey hızlıca geri dönüyorum. Neyse şey diyor işte adam. Kendisi vefat ettikten sonra yeni bir lordumuz gelecek belli ki. Çok bir ömrü kalmadı. Yani kadının en az böyle 60'larında olması gerekiyor bu arada. Eğer o adam kocasıysa. Kendisi vefat ettikten sonra da kim bilir, tanrılar bilir ki yeni bir lordumuz gelir. Bizi bir aslan olarak bile çok iyi yönetmiştir kendisi. Üçüm. Yazık. Adam sonra duruyor böyle. Ya ben sizi çok yordum konuşmamda, özür dilerim. Yok yok, estağfurullah, iyi yaptın. Biz de yoldan yorulduk geldik zaten, iyi oldu. Ben de şey diyeceğim. Devam etsek mi? Gece yolculuk yapsak mı? Kalsak mı? Karar ver. Yani ne yapalım? Bence devam edelim. Edemedim, hiç vakit kaybetmeyelim. Burada yemeğimizi yediysek kalkalım. Yemeğinizi yiyorsunuz, o sıkıntı değil. Şey, tamam, adam yedi bittiyse. Erişte ve işte yumurtadan falan oluşan bir şey yediriyor. Noodle. Ramen gibi ama. Yani Ramen. Değil, tam olarak da değil yani. Çünkü ramen içinde çok daha farklı şeyler koyuluyor ama çok basit bir noodle. Okey. Ne kadar veriyoruz adam? Yemek başına şey, kase başına birer zeni. Ama adam şey diyor yani, ödemek zorunda olmadığınızı biliyorsunuz tabii adam yani. Eyvallah deyip kalkıp gidebilirsiniz tabii ama. Ben 5 zeni veriyorum adamı. Tam ben veriyordum, siliyordum o. Neyse. Sen şöyle bir yani şey, Demir'e sen şöyle bir tam bir elini şeye atıyor gibi yapıyorsun. Hani ödeyeyim falan filan diye. Sen çok şey görüyorsun. Kanarası çoktan çıkarıp koymuş parayı adama. Bir zorlama gerek yok o zaman. Ben ödeyemedim. Bundan sonraki yemekler de benden olsun. Açık değilmiş. Mikrofonu konuşuyorum kendi kendime. Yo, biz duyuyoruz. Yo, açık da duyduk. Çok. Nasıl duyduk? Az önce yemek konuştuk. Ben ödeyeyim. Bundan sonraki yemekler dedin bundan ya. Bundan sonra ben ödeyeyim. Evet. O zaman yola devam edelim ya. Size kalmış. Bundan sonra giderseniz çok geç vakitte varırsınız oraya. Biraz da yorulmuş olursunuz. Uyku almamış olursunuz. Yani şey, buradan sonra varacağınız yer şöyle düşünün. Sabahtan öğleden sonraya kadar sürecekse en az bir 8 saatlik yolculuğunuz var. Yani şimdi çıksak sabah orada olacağız. Sabah kaç saat? Şu an çıkarsanız söyleyeyim bir saniye. Şu an siz akşam 7-8 gibi falan geldiniz buraya. işte 8 saat eklersek sabah 6 gibi aynen. 4. Aynen 4. Sabah 4 gibi oradasınız. Tam böyle güneş doğmaktan böyle 1 saat önce, 2 saat önce belki. Güneş doğmadan orada olursunuz. İstiyorsanız burada bir 2 saat boş geçirin. Ya da işte kaledeki Lady'ye uğrayın, ne yapıyorsanız yapın, ondan sonra gidin. Bir iki saat geçirdikten sonra o zaman saat sabah 6'da orada olursunuz gün doğumuyla. İşte, kadın da hayatı tunralarla savaşmakta geçmiş. Ben neyse bunu söyleyeyim. Yani. Oyuncu da söyleyeyim. Yani bence burada durmasak daha iyi olabilir. Çünkü kadın bütün ailesini tunra klanıyla savaşarak geçirmiş. Takura kusura bakma ama. Ön yargılı davranması muhtemel gibi geliyor bana. Evet. Bana da öyle. Yaşlı birisi burada emrinde böyle bir avuç falan samuray olduğunu biliyorsunuz ama böyle misafirlerine böyle üstüne samuray salmak falan çok büyük bir ayıp. Belki sadece biz konuşuyoruz. Şeyi söylüyor adam. Yani bizi iyi yönetir. Bizi iyi yönetirdi. Aslanlara göre iyi kalpli birisiydi falan filan gibi söylüyor adam. Size kalmış bu riski alıp almamak istediğiniz. Ya ben yani şey düşünüyorum. Yani... Lady'yi yorarız. Yani en azından duygusal olarak yorarız diye düşünüyorum. WhatsApp bak bir şeyler anlamında belki. Ya bence gidelim. Sonuçta abi, vakit kaybettim. Selam. Aynen gidelim. Ya yolda saat, kamp yaparız abi. Bir iki saat dinlenelim burada. Tamam, sonra yola çıkalım. Sabaha karşı 6-7 gibi insanlar ayaklanmaya başladı saatte. Hoş köyde oluruz. Böylelikle bir soruştururuz hem yatmadan önce hem de ondan sonra gider yatar dinleniriz biraz. İyi olsun. Tamam. İyi, tamam öyle yapalım. Siz ya da yolda da yatabiliriz canım, ne olacak?
Yolda da yani yorgun oluruz. Burada gerek yok ya. Şimdi yolda yatmak falan filan gerek yok arkadaşlar. Böyle şey. Abi zaten yolda yatamayız. Arabamız yok. Yani. At arabası var ya. Yok abi. At arabası bıraktınız. Hmm, pardon. Şu an o zaman... Saki şeyin arkasında Takura'nın arkasında geziyor. Doğru, tamam. Ben de çantalarla geziyorum. Evet. Çantalar da bende. Ben de o zaman kılıcı kutuyu yani çuvalı birlikte atın üstüne koyuyorum. Uzun bir iple epey aramda mesafe bıraktan öyle yürüyorum arkadan. Nasıl? Ben de havasına düşüyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Yola çıkmadan önce dengine suya dönüyorum. Dengine su istiyorsan bende kalabilir. Yani birazcık ayrı kalsan. Siz bu arada hala şeyi konuşmadınız. Ay doğru unuttum ben. Yolda çıkınca konuşacaktım. Ben sadece bunu şey yaptım. Bunu normalde söylemem oradan... de söyleyeyim yani. Yok, tamam. Ben söylemediğini biliyorum. Söyleyecektim ya. Açılır belki konu diye girdim. Yoldayken ben anlatıyorum olayı da. Anlatabilirsin. Nasıl olsa 2 saat boşunuz var. 2 saatimiz tamam. Var ya ben giderken. Şimdi de insanlar yokken anlatayım. Dinlenirken bende kalsın. Akşam vakti bu. Şu, ya hepsi yatacaktır ya yatıyordur şu an. Şimdi... Köyün az bir şeyinde durabilirsiniz. Kenarında köşesinde bir yerde. Olabilir tabii ama olmadı bir günlük birkaç sefer deneyebiliriz. Ben şimdi şeyin de söylediği gibi adınız dur. Takahar'ın da dediği gibi atam yanımda olduğu için biraz o destek sağlıyor bana sağ olsun. O yüzden seni de riske ya da diğerinizi riske atmak istemiyorum. Tamam. Sen bu arada tip bunlara yani. Ne riski, ne atası, ne anlatıyor bunlar. Ben o sırada bunlar. Şey diyorum. Bir şey geliyor diyorum şu an. Şimdi o bakın. Kadar dengime su bir şey söylemek istiyorum öncelikle. O kadar uzun süre birlikteydim ki belki bir şey olur. Birazcık ayrı kalman bana yani sana iyi geldiği kadar bana etkileyecek bir şey yoktur. Yani ilk geceden en azından beni etkilemez. O yüzden senin biraz ayrı kalman gerektiğini tamam, eğer ben bir şey hissedersem vereceğimi söylüyorum sana. Tamam. Çünkü şu an biliyorsun deyip böyle bakıyorum sonra diğerleri bize bakıyor. Yani baktığını fark ediyorum. Evet. Dönüyorum. Tamam tam o zaman bir süre sen deneyelim. Böyle. Böyle bakıyorum ben şu an içine bir. O zaman sessizce yola çıkalım. Yolda ben size anlatacağım. Anlat. Yürümeye başlayınca. Ben bakıyorum acaba ne yapıyorlar diye. Yürümeye başlayınca anlatacağım. Zaten. Tamam. Biraz kasabadan uzaklaşalım buradan köyden. Ya böyle köyün hemen dışına yerleşiyorsunuz geldiğiniz yolda ya da gideceğiniz yola doğru. Giderken yolda yandan da yürüyorum hepsini. Önden geçiyorsunuz. Kaledeki adamların önünden geçiyorsunuz. Tekrar bir kafa selamı veriyoruz. Teşekkürler. Evet. Onlar da kafa selamı veriyorlar. Siz gidiyorsunuz ondan sonra. Köyün hemen dışına çok da uzağa gitmiyorsunuzdur diye düşünüyorum yani. Hı hı. Çünkü köyün dışında belli bir mesafeden fazla giderseniz tehlikeli de olabilir yani bilmiyorsunuz ne olabileceğini. Çünkü bu artık dediğim gibi yavaş yavaş artık tepeler, ormanlar falan başlıyor ilerlerseniz sonra. Ama köyün az bir şey dışında geçiyorsunuz. İşte o zaman durup anlatıyorum. Yani en yakın evli aranızda ne bileyim böyle bir 50-100 metre kalıyor. Yani. Bağırarak konuşmadığınız sürece çok rahat kendi aranızda şey yapabilirsiniz. Hı. Şimdi Genpuku'ya bir ara vermiştik hatırlıyorsanız. Ailelerimizi görmeye gitmiştik. O sırada ben gittiğimde bana bir tane kutu verdiler. Kutu özel koruma büyüsü olduğunu tahmin ettiğim, dualar olduğunu tahmin ettiğim şeylerle sarılmıştım. Sonra ben bunu zaten bir çuvala koydum. O kutuyu siz gördünüz. Kutunun içinde bir kılıç var. Bu kılıcı dedim ya ben size bir şeye teslim edeceğim diye. Ejderha şeyi. Ben de. Bir dağ çıkacak. Togashi Yokuniye. Evet. Teslim etmem gerekiyor. Evet. Ve kısa zamanda. Evet. Nibosu Dağı'nda tapınakta yaşıyormuş. Neyse ona teslim etmem gerekiyor. Olabildiğince çabuk. Ben ama tabii bu çabukluğu çok önemsememiştim ilk başlarda. Fakat son zamanlarda biraz yorulmaya başlamıştım aslında. Hemen düğünden sonra o yüzden gitmeyi planlıyordum oraya ne olursa olsun. Ancak şimdi biraz daha müdahalesi artmaya başladı bana. Rüyalarımda etki etmesi durumu. Kılıcın içindeki bir ruh var. Bu ruh da biraz kötü bir ruh diyebilirim. Ya da ben negatif. Çok negatif. Arada giriyorum. Aç gözlü. Kılıcın adı kan kılıcı. Tutku kılıcı. Kılıç evet. Senin tutkularını... Kılıcın adı tutku. Kılıç bir kan kılıcı. Kan kılıcı.
kılıcın tutku kılıcı yani kan kılıcı. Ve bu kan senin... kılıcı değil bir... Ne? Evet. Tamam evet. Öylesiniz. Kanarıtı belki sen duymuşsundur. Tam onu soracaktım. Ben duymuş olabilir miyim diye. Bir şeye bakmam lazım. Bir saniye. Ben bunları ben internetten şey görüp not almıştım. Abi sen şunu biliyorsun. Sizin klanınız bu kılıçlardan bir tanesini koruyor. Ve şeyde dur böyle. Bir sen şunu biliyorsun. İşte şey senin babanın da yardımcı olduğu bir kişi bunun aslını koruyor. Ve bunun bir replikası sanki şey gibi gösterişteymiş gibi replikası olduğu biraz belki uzaktan bilen kişi anlayabilir ama anlamayanlar abi falan ne kadar şey diye çok özel bir gösteriş yerinde duruyor. Ama gerçeği zaman, başka bir yerde. Ben o zaman laf olarak şey diyorum hani bizim kılığımız bu kılıçlardan bir tanesini koruyor. Bu kılıçlar, tehlikeli olduğunu biliyorsun. Habis yani lanetli seviyede bir... Evet. Evet. Zaten yani bizim bundan çabuk kurtulmamızın sebebi de bizden çıkması. Yani yok, bizim bir geçiyor. Koruyabilecek durumumuz yok. Diyebiliriz belki de. Ya zaten bunlardan 5 tane galiba varmış. Sanırım şu an öğrendiğim kadarıyla biri sizde, biri şimdi ejderha klanına gidecek. Oradaki keşişe gidecek. Ne olacağını da... bilmiyorum ama bir an önce bu kılıçtan kurtulmamız lazım. Evet. Çünkü etkileri çok büyük olacaktır ileride. Yani bundan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Bu arada sayımız 5. Tam hobbitlerlik sayı eşitiz galiba şu anda. Mordor'a yüzük getiriyoruz. Hobbit bir şekilde. Bunun şu an konumuzla alakası yok ama aktif volkan var. Da editmen lazım. Bir de sen rüyanda gördün. Jeton benim şimdi. <abi. gülüyor> Ben yanlışlıkla Lord of the Rings yazmışım ya. Hayır. Şimdi, gerçekten. Dinlenmek değilim biz onu. Benim anlamadığım şimdi bir kan kılıcını yanında taşıyorsun. Bu tam kan kılıcı olduğunu sonra öğrenmişsin ama kötü bir şey olduğunu biliyordun. Güçlü bir şey olduğunu bilmiyordu. Da hissediyordun. Evet. Ondan sonra ve bunu niye bize bu ana kadar söylemedin? Şu anda farkındaysanız tahminen bir maho büyücüsünün peşindeyiz. Tamam mı? Ve biz buna altın tepsiyle bir kılıç götürüyoruz. Evet, o da bir varlığından haberi yoktur diye umut ediyorum. Yani. Yaklaşın yani istedim ama. Olmaması ya da kılıç onu istedim. Gelmiyor evet, yani hani. Evet. Tamam mı? Hani bunlar riskli hareketler. Yani ya bildiğimizden böyle şeyler saklayacaksanız başımız daha çok belaya girecek gibi. Ama zaten bu durumu buraya gelmeden önce bilmiyorduk ki. Yoksa yani bunu burada en başta bilseydik zaten o dağlardan hemen yukarı çıkıp bırakırdık kılıcı. Evet. Ya bilmiyorum yani şimdi şöyle bir şey var. Ben hayatımda tamam böyle olaylar yaşamıyorum. Ama bir şey aldıktan sonra böyle değişik rüyalar görmeye başlasam giderim bir şu genceye sorarım. Şu anda şu gence kim var yanımızda? Nanasu var. Yani bunca aydır tamam mı? Bunu niye ihmal ediyorsun? Sordum zaten ama biraz geç oldu tabii. Ya biraz geç olmadı aslında. Anca vakit bulduk yani o kadar yoğun bir dönem yaşadık ki. Bunun yani artık yapabileceğimiz bir şey yok bunun öncesiyle ilgili de bundan sonrasında işlerimizi gerçekten halledip bunu götürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü artık o da tutkularının peşinden gitmek istiyor kılıçta belli ki. Bu arada 3-4 kez rüya gördüm yani çok fazla değil aslında. Yani sadece çok... bu aralar çok sıklaştı. O yüzden zaten hemen Sugarcı'yla ve şans eseriyle bir Sugarcı ve artık Nanosu'yla görüştük. Olmasa zaten Nanosu'yla görüşecektim. Evet. İşlerimiz bitince bir ejderha yani... klanına gitmeliyiz arkadaşlar. Şimdi ben böyle ruhlu kılıçlarımın işleri biliyorum. Bizim orada dövüyorlar, yapıyorlar. Hatta ben de bir tane sipariş vereceğim. Ruhlu kılıç mı? Her şeyi biliyorsun. Evet. Ruhları kılıca dövme gibi bir teknik turnanın içerisinde var. Kakita şeyleri özellikle bu konuda biraz bilgilidir. Tabii ki de ama şeyler de olabilir. İlle de Kakita olmak zorunda değil bu kişinin. Turna klanının içerisindeki çok iyi zanaatkarlar. Hatta bazen şu gencelerle beraber nadiren çalışarak da ruhları kılıçlara dövebiliyorlar ve kılıçlar böylelikle güçlü oluyor normal kılıçlara göre.
Lakin o ruhun kişiliğine sahip olabiliyorlar biraz. Öyle denir en azından. Ama bu kılıçlar çok şeydir. Nadir başarılı olabilen şeylerdir ve bir şey. Bunu sadece bu zanaatkarların ustaları dövebilir. Bu zanaatkarların ustaları iyi bir zaman alır bu zanaatkarların bunları dövmesi. Ve bunu her zaman kabul etmezler. Zanaatkarların ustaları önce belli başlı ritüellere sahipler. Bu ritüeller sonucunda siz isteğinizi belirtirsiniz. İsteğiniz sonucunda bunu sen bildiğin için söylüyorum Takura. Hele bir de Kakita olduğun için. Toshimoka sana kendi kılıcını yaptırırken falan bahsetmiştir bundan. Kendi kılıcının özelliği var çünkü özel bir kılıcı var. Hatta kendi kılıcını yaptırmak istediği zaman kabul etmiyorlar. Toshimoko'nun ruhlarının onu reddettiğini bu konuda söylüyorlar. Onun böyle bir kılıcı ihtiyacı olmadığını ve yaptığı ritüelde ne zıt bir cevap aldığını söylüyorlar. Yani Toshimoko kadar kaliteli bir düellocu, muazzam bir şey, kılıç ustası ama reddetmiş ruhlar onu bu konuda. Ritüelin öyle söylediğini söylüyor şeyler, zanaatkarlar. Toshimoko bunun biraz şey olduğunu düşünüyor. Hani sana bunu anlatırken. Ya abi benden biraz çekiniyorlar herhalde. Şimdi çok da çok güçlü olmayayım diye çekiniyorlar herhalde falan diyor ama tabii ana sebebini bilmiyorsun. Bu mazereti sunuyor. Ben nasıl bu kadarını anlatmıyorum da. Senin bildiklerin bu. Nasıl olsa dandik bir kılıçta kullanmak diyor. Hakitaların böyle bir kılıç dövebildiğini biliyorum. Evet, sen bunu biliyorsun. Turna kılının içerisinde bu tekniklerin olduğunu biliyorsun. Yani biz böyle bir kılıç dövebiliyoruz, evet. Böyle bir yeteneğimiz var. Ama bu derece bir şey bilmiyorsun. Ama kan kılıcı falan hiç duymadım ben yani. Bizim kullandığımız normal iyi ruhlardan oluyor. Bu arada Nanus sana son rüyamı anlatmadım. Dün, geçen gün de rüya gördüm de yola çıkmadan önce. Şu an mı anlatacaksın gerçekten? Ya bir gün önce gördüm canım, şey değil. Yola çıkınca şey yaptım. Bir de yorucu bir şeydi. Orada da bir tane kılıcın dövüşlüş anıyla ilgili bir şeyler gördüm. Kuru kafatasladan oluşan bir tane, yani sembolüyle oluşan, döşenmiş bir örsün üzerinde dövüldüğü. Örsün ve sonra... metal olduğunu bilmiyorsun. Emin değilsin. Ama ikisini de andıracak bir şekildeydi. Koyu bir örsün de örüldü. Biraz böyle mermerimsi bir yapısı da vardı galiba. Böyle parlak bir şeydi yani. Metal'e göre. Ve lavların olduğu aktığı bir yerde dövüldü. Büyük ihtimalle bir yanardağ falan gibi bir yer olabilir. Lavların aktığı dövüldü. Evet. Yanardağ falan olabilir. Hatta lavdan bir tane şelale vardı. Ve onun ışığı da... Aklıma geliyor mu bizim oralarda lavların aktığı bir şey? Olabilir yani. Şimdi Kamilerin hiddetinin volkanı, deri gibi sizin içinizde aktif volkan var. Bu volkanın içerisinde bir mağara olabilir tabii ama şeyde de olabilir, gölge topraklarda da olabilir. Aktif olmayan bazı volkanların derinliklerinde de olabilir şu an. Benim anlamadığım ama sizin sende ne işi var? İşte teslim etmem için bana verdiler. Görev. Kime? Yani ejderha yok, ejderha klanı değil. Ejderha klanındaki şey... Togashi Yokini. Aslında ejderha klanının lideri bu. Lideri. Togashi. Daimyosu. Şampiyonu. Pardon. Aynı zamanda liderliğini de yapıyor. Gibi. Togashi şimdi geniş bir aile ama aile değil tam olarak. Bir keşişlik tarikatı olduğu için. Tarikatın başı, en büyük ailenin başı, aynı zamanda şampiyon. Sonra da büyük ben aslan klanından birisi olduğunu tahmin ediyorum. Sarılı çünkü elbisesi vardı. Zincire bağlanmış. Samurayla kurban etmişler çünkü bu kılıçta ruh sokmak için zorla. Ona doğru gidiyordu büyük ben. Onu mu öldürecekti, ne yapacaktı artık bilmiyorum. O sırada ben ve büyük bir açlık vardı kılıçta. Zaten ben de o susuzluk ve terlemeyle uyandım yani. Bundan sonra da her gördüğüm rüyayı anlatırım. Evet, lütfen. Ben de onları araştırayım. Bakayım ne olduğuna. Bir şey anlatacaktım. Ve kılıçta burada büyük bir negatif enerji var. Onu da epey bir çekil, endişelendi yani. Takara. Bir şey anlatmamak için çok gidip geliyorum ben şu an bu arada. Yani... Bakıyorum ben. Çünkü bu arada ben benim orayı duydum, bir ustam var, senseyim. Monk, keşiş şey. O da... Ona da mesaj attık. Atmaya çalışıyoruz zaten. Ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer ulaşırsak bize yardıma gelecek o da. Kim? En azından senin benim ustam işte
söylüyorum. Togashi Makoto. 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 Ben bu arada şeyleri... Senin aileden. Benim aileden, evet. Ben tanıyor muyum? Ben biliyorumdur da kim benim aileden, yani şey Arda? Hı? Senin şimdi şöyle düşün. Senin amcan ya da amcaoğlun falan olmayabilir. Bu adam bir şey de olabilir. Keşişleri alım şeyde de işliyor. Eski hayatını, eski klanını arkasında bırakıp keşişlik hayatına bürünmek isteyen insanlar da Togashi adını alabiliyor. O yüzden sizin Togashi biraz kan ailesinden çok şey ailesi biraz daha. Dostluk ailesi gibi. Gelen gelmiş daha. Bize. Yine bize öyle ama gelenler öyle kolaylıkla kabul edilmiyor. Tabii. Zor bir durumdan geçiyorsun. Öncelikle senin hayatında birkaç kez sadece tırmandı. O dağa tırmanıyorsun. Orada zorlu bir eğitime tabi kalıyorsun. Zorlu bir şey diyete tabi kalıyorsun. Uzun bir süre bunlara dayandıktan sonra ve eski hayatını arkanda bırakmaya niyetini kabul ettiğin zaman eski adını, eski kişiliğini, eski ismini bile arkanda bırakıp yeni bir isim, yeni bir kişilik ve Togashi adını alıyorsun. Çok olan bir şey değil bu dışarıdan gelenler ama imkansız da değil. Olabilen şeyler bunlar. Ben düşünüyorum sadece dışarıdan gelmiş olabilir. Duymuş olabilirsin. Bir de tarif ediyorum. Şöyle bir Mikoto çok şey bir isim değil. Çok nadir bir isim değil Mikoto. Mikoto yani. Yanlış hatırlamıyorsam huzur demekti. O yüzden insanların çocuklarına koyabileceği bir isim. Yani genel olarak. Birkaç tane Mikoto tanıyorsundur belki. Ama tarif ettiği zaman belki yüzünden çık ama nasıl çıkartayım yani onu düşünüyorum. Keşiflerin ben çıkartamam. Çoğunluğu şey biraz evet yani yüz hatlarını yüz... görmediğin sürece çok kolay bir şekilde tanıyamazsın. Evet. Ya saçı yok, çekik gözlü. Aa çok şey oldu gerçekten, çok net söyledin. Evet, binlerce keşişin arasında kendisini çıkarman ne yazık ki çok. Hatta dövmeleri falan var değil mi? Aa evet. Tanıştı işte. Evet hatırlamıyorum. Evet. Hatta evi de şu şeyi geç, tapınağı geçtikten sonra sağdaki ilk evde falan diye. Tamam. Bugün alıyorum senden onu yatarken. Evet. Bakıyorum. Madem sır saklamıyoruz. Şu zamana kadar aileme dahi bahsetmediğim bir şeyden bahsedeceğim. Ve bakıyorum. İsava ailesinde şu gençlik eğitimi veren ustaların elementler üstünde uzmanlaşmış olanları var. Hiçlik ustasının altında çalışan işiken denen falcılar var. İşiken. Evet. Hı hı. Bu falcılardan biri ben daha çocuk yaştayken beni falıma baktı. Ve benim ruhumla alakalı gördüğü şey benim ruhumun eski bir ruh olduğuydu. Yani söylenen şey zamanda o kadar başarılıymış ki bu ruh yeniden bir vücutta geri gelmiş. Renkarni olmuşsun. Şaşırdım. Ama evet normal. Bunu, güzel bir şey. Şeyin nanosu biliyordur. Eğer bir ruh öldükten sonra ulu ataların mekanına gitmediyse, ulu ataların mekanı olan Yume miydi? Meido muydu hatırlamıyorum. Şu an onların ikisinin ismini karıştırdım bir aklımda ama ulu ataların mekanına, diyarına gitmediyse belli ki bu dünyada bitirmemiş bir işi ya da şeyine daha ulaşamamış. Kaderinin sonuna daha ulaşamamış bir ruh. Dreamer mıydı? Öyle bir şeydi bir yerde. Ben bunu söylemeli miyim acaba? Sana kalmış. Kanarutsu bunu az çok tahmin edebiliyorsundur. Az çok. Ama emin değilsin. Hani aa, kalmış olma sebebiyle ilgili bir kesin bilgin yok. Eski bir ruh olduğunu biliyorsun ama. Evet. Bu konuda böyle kesin net bilgi verebilecek şey yok ama Nanosu seninki de tahmin. Emin yani değilsin. Kanarusu ben de şey hani emin olmamakla birlikte yani ne kadar doğrudur bilemiyorum ama belki ulu ataların diyarına gitmediyse yani ruh ve geri geldiyse reenkarnasyonu burada eksik olan bir şeyleri tamamlama için gelmiş olabilir. Yani çünkü çok anlattığına göre çok güçlü bir ruhsa eski ruh olarak belki burada bir yapması gereken, halletmesi gereken bir görevi, işi. Yani ya da kaderi, yaşayamadığı bir kaderi olabilir. Yani bunu, bu da seninle ilgili bir durum olabilir. Onu bulmam gerekiyor. Düğünden sonra bununla alakalı en azından kendime ulaşmaya çalışacağım. Yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa elimizden geleni yaparız.
Ya da olmadı dönüşte eğer yine buradan geçersek ki geçeriz gibi gözüküyor. Takar ya da bir tane yine aslan şu gazetesiyle bunu yapabilirsin. Onlar bu konulara daha iyi denmiş. Öyle demişti kendisi de. Atalarından alabileceğin bir şey mi emin değilsin sen bu kanalı evet. Ama evet, Dengü Nexon'unki de bir tahmin tabii ki de. Okey. Sizi böyle çünkü konuşurken... Ben dönüp Saki'ye bakıyorum. Senin neyin var diye. Hani... Saki bakıyor. Kitaplarım var. İster misin deyip sana bir tane kitap uzatıyor. Böyle şeyle ilgili. Bakıyorsun böyle üstünde. Şimdi kitaplar ciltli olduğu için şeyi çok gözükmüyor böyle neyle ilgili bir kitap olduğu çok belli olmuyor. Açıp ilk sayfasına bakıyorsun. Turnalar ve turna şeylerinin, lordlarının geçmişleri diye bir kitap veriyor böyle. Saki de lordmuş evet. Yok hayır yani lord değil de yani şey kitabı veriyor. Kitabım var. Okay, okay. Ben şaka olsun diye söyledim. Sakide lord oldu. Cik seviyorum. Artık cik cik. Siz böyle konuşurken, kendi aranızda konuşurken şey geliyor. Arkadan uzaktan iki tane şeyli elinde meşalet olan adamın geldiğini görüyorsunuz. Tamam bir ara zırtlı. Verelim. Evet böylelikle bir ara verelim. Aradan tamam. Sonra buradayız arkadaşlar.